Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Avata Network üzerinde çıkacak olan Aktafay IDO'sunun görev tamamlayarak daha fazla allocation kazandığımız bölümlerini göstereceğim. Eğer stake ettiyseniz otomatik olarak bu ön satışa katılıyorsunuz zaten. Bu allocation miktarınızı arttırmak istiyorsanız birazdan göstereceğim görevleri tamamlayarak kolayca allocation miktarınızı arttırabilirsiniz. Avata Network'ün ana sayfasından buradan girişimizi yapıyoruz ve cüzdanımızı bağlıyoruz. Daha sonra üstte bulunan Avata Launch sekmesine tıkladım. Akta Finance olarak şu an devam eden ön satışta proje bilgisi butonuna tıklıyorum. Açılan sayfada aşağı indiğim zaman burada sizde önce sign up çıkabilir. Orada tıklayıp giriş yapıp yeniden bu sayfaya gelirseniz bu buton size de açık olacak. Earn More Allocation'a tıklıyorum. İki tane seçenek var. Birincisi stake, ikincisi şansını dene. Stake kısmını zaten stake ettiyseniz herhangi bir şey yapmanıza gerek yok şu anlık. Ben bu videoda ikinci kısmı göstereceğim. İkinci bölüme tıklıyorum şu an ve bana böyle bir sayfa açıyor. Önceki videolarımızda bahsettiğimiz Avata'da olacak ako katılımı buradan sağlanıyor. Burada iki farklı çekilişe katılabiliyorsunuz. Birincisi genel çekiliş, ikincisi günlük çekiliş. Birini sadece bir kere yapıyorsunuz. Diğerini ise her gün yaparsanız her gün şansınız artacaktır. Bunu farklı hesaplarla bağlanıp yapabiliyorsanız yapmaya çalışabilirsiniz. Tabii farklı kimlik bilgileri isteyecek sizden. Önce günlüğü göstermek istiyorum. Daily Lottery'ye tıklıyorum. Buraya tıkladığım zaman günlük ako görevi burada çıkıyor. Bakın 5 Mayıs UTC saatine göre 12'de başlayıp 6 Mayıs UTC saatine 10'da bitiyormuş. Yani Türkiye saatiyle 5 Mayıs saat 3'te başlayıp 6 Mayıs saat 1'de ilk günün çekilişi bitiyormuş. Buna her gün katılmalıyız. İster Gmail adresinizle ister başka bir hesabınızla giriş yapıp aşağıdaki görevleri tamamlamalıyız. Burada gördüğünüz gibi 5 tane görev var. İlk görev Avata Network'ü retweet etmek. Direkt tıkladığım zaman beni retweet bölümüne götürecek. Bu tweet'i retweetlemenizi istiyor sizden. Aşağıdan copy link deyip yeni bir sekmede o linki açtığınız zaman bu tweet'e ulaşabilirsiniz. Ya da en altta çıkan retweet butonuna tıklayarak da retweet yapabilirsiniz. Çıkan bu tweet'i retweetliyorum. Daha sonra kapatıp ikinci adıma geçeceğim. Aşağıdan continue'ya tıklıyorum. Yaptığınız zaman böyle bir tik çıkacak karşısında. Avata'nın Medium'daki son makalesini kontrol et diyor bize. Tıklıyorum. Burada mavi butona tıklıyorum. Bizden son makalenin başlığını istiyor. Akta Finance Ako Whiteline'ı kopyalıyorum ve checklist sayfasında yazıp continue'ya tıklıyorum. Bir diğer görev Akta Finance'ın Medium makalesini istiyor bizden. Yeniden tıkladım. En üstte çıkan başlığı olduğu gibi kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Akta Finance'ın White Paper'ına bak diyor. White Paper'da açtıktan sonra böyle bir bakıyoruz. Daha sonra dönüp continue'ya tıkladım ve bu görev de tamamlandı. En son Light Paper'a bak diyor. Aynı şeyi yapıyorum. Daha sonra dönüp continue deyip bu görevleri tamamlıyorum. Bunları günlük yaparsanız günlük çekiliş hakkınız olacak. Peki bir de genel çekilişteki görevleri inceleyelim. Genel çekilişe tıklıyorum. Bunu yapmamız için 4 günümüz kalmış. 4500 kişi katılmış. Bizden istediği görevler bu şekilde. Avata Network'ü ve Aktafa'yı Twitter'dan takip etmemiz, verilen tweet'i retweet etmemiz, Telegram kanallarına katılmamız isteniyor. Bunları tek tek yapacağız. Bu görevleri de zaten kolayca yapabilirsiniz. Bir önceki anlattığım sistemle aynı şekilde ilerliyor. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bir göreve ilk defa tıkladığınız zaman sizden ERC20 J-Chain cüzdan adresinizi istiyor. Bunu doğru yapıştırmanız gerekiyor. Çünkü kazanmanız durumunda bu cüzdana gelecek sizin kazandığınız hak. MetaMask'e ilk videoda eklemiş olduğumuz Avax J-Chain ağının cüzdan adresini kopyalayıp buraya yapıştırıp aşağıda ülkeyi seçip kaydedip görevleri tamamladığınız zaman çekilişlere katılmış oluyorsunuz. Hepinize bol şans dilerim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.